Fenerbahçe'den Simon Davy sürprizi. Başakşehir İrfan Can için Marcao artı 3 milyon euro istedi. Beşiktaş'ta bir diğer isim Florin Anton. Pochettino'nun ilk hedefi Agüero. Detaylar videomuzda. Altın skorda çekilişler devam ediyor. Bir kişiye tuttuğu takımın orijinal formasını hediye ediyoruz. Katılmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Milan'da Hakan Çalhanoğlu imzalamak üzere. Milan'da teknik direktör Stefano Pioli, Ocak ayında da kadrolarını güçlendirmeyi istediklerini ancak iç transfere de önem verdiklerini söyledi. Pioli, Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic ve Gigio Donnarumma ile bu ay sözleşme yenilemeyi hedeflediklerini belirtti. 2017-2018 sezonu başında 23 milyon euroluk bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen'den Milan'a transfer olan milli futbolcumuz bu sezon Milano ekibiyle çıktığı 22 maçta 6 gol 9 asistlik performans sergiledi. Paris Saint-Germain'de Pochettino'nun ilk hedefi Agüero. Fransız devi Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino ile birlikte yeni bir Arjantinli kadrosuna katmak istiyor. Paris Saint-Germain'in başına geçen Mauricio Pochettino, ilk büyük transfer hamlesini Manchester City'den Sergio Agüero ile gerçekleştirmenin peşinde. Menajer Bruno Satin yaptığı açıklamada Pochettino'nun Agüero'yu kadrosuna katmak istediğini aktardı. Agüero'nun City ile olan sözleşmesi sezon sonunda biteceğinden oyuncunun şimdiden başka takımla görüşme hakkı bulunuyor. İleride ne olur bilinmez ama şimdiden Agüero-Neymar ikilisini merakla bekliyorum. Buradan Sergio Ramos hamlesi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool savunma hattına büyük bir yıldızı eklemek istiyor. Çıkan haberlere göre Liverpool Real Madrid'den Sergio Ramos'u kadrosuna katmak istiyor. Sergio Ramos'un Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oyuncu için en ciddi talibin Paris Saint-Germain olduğu belirtilirken Liverpool'un da devreye girdiği aktarılıyor. Merih Demiral'ın da Liverpool'la adının çıktığını biliyoruz. Peki Merih Demiral ve Sergio Ramos'u yan yana düşünsenize. Trabzonspor Franco Vasquez'e gidiyor. Bordo Maviler ilk transferi Berat Özdemir'in ardından birçok isim ile görüşüyor. Bu oyuncular arasında en çok ismi geçen Franco Vasquez için Bordo Mavili yöneticiler Sevilla'nın kapısını çaldı. Çıkan haberlere göre Franco Vasquez'in menajerinin oyuncusunu Torino, Fiorentina ve Milan'a da önerdiği, bu kulüplerden cevap beklediği kaydedildi. Geçtiğimiz sezonlarda Sevilla'nın anahtar oyuncularından biri olan Franco Vasquez, bu sezon 12 resmi maçta yalnızca 238 dakika süre buldu. Sizce Franco Vasquez Trabzonspor'a gelir mi? Sol beke dünya yıldızı. Günün haberi Ada basınından geldi. Çıkan haberlere göre Trabzonspor Tottenham'ın sol beki Dani Rose ile ilgileniyor. Adı kadroya yazılmadığı için maçlara çıkamayan Rose'un da ayrılmak istediği kaydedildi. Beşiktaş devre arası transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlarda ilk hedeflerden biri ise golcü transferi olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Beşiktaş camiasını heyecanlandıran Mario Mandzukic haberlerini doğrulayan Sergen Yalçın oyuncu ile görüşüldüğünü duyurmuştu. Arjantin basını tarafından ortaya atılan bir iddia ise oldukça sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Çıkan haberlere göre Rusya takımlarından CSKA Moskova forması giyen Arjantinli santrafor Adolfo Gajic'in menajeri oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi ve beklemeye geçti. Beşiktaş'ta bir diğer isim Florin Anton. Beşiktaş'ın bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı kırmızılardan erken ayrılan Florin Anton'un peşinde olduğu kaydedildi. Bu sezon Brighton'da istediği forma şansını bulamayan Andon'un yeniden yükselişe geçmek için transferin olması gerektiği aktarılan haberde siyah beyazların oyuncu için kiralama teklifi yapacağı kaydedildi. Jermaine Lens Beşiktaş'tan ayrılıyor. Beşiktaş'ta sezon başı kadro dışı bırakılan Jermaine Lens kariyerine Arap Yarımadası'nda devam etmeye hazırlanıyor. Sezon başında Lens'i isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain Hollandalı oyuncuya ilgisi sürüyor. Al Ain dışında Katar Ligi'nden de teklif alan Lens kararını kısa süre içerisinde verecek. Başakşehir İrfan Can için Galatasaray'dan Marcao artı 3 milyon euro istedi. İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile masaya oturan Galatasaray 2 milyon euro artı Cagne, Luin Dama, Emre Akbaba ya da Ömer Bayram'ı takasta teklif etti. Ancak Başakşehir bu teklifi geri çevirdi. Galatasaray'dan Marcao artı 3 milyon euro da bonservis ücreti talep eden Başakşehir, sarı kırmızılı takımdan gelecek olan cevabı beklemeye başladı. Sizce bu transfer gerçekleşir mi?
Mert Çetin Galatasaray yolunda. Yeni takımında şu ana kadar yalnızca 5 maçta forma şansı bulabilen 24 yaşındaki stoper hakkında İtalyan basınından gündem yaratan bir haber geldi. Tutto Sport gazetesi bugünkü sayısında yetenekli savunmacının çok az süre alabildiğini, Verona'dan ayrılarak başka bir takıma kiralanmak istediğini yazarken oyuncu için şu an en uygun kulübün Galatasaray olduğunu öne sürdü. Kariyerinde Süper Lig tecrübesi bulunmayan 1.89 boyundaki Mert'in Roma'daki kontratı 2024'te sona eriyor. Yeni Malatyasporlu Yusuf Galatasaray'ın listesine girdi. Çıkan haberlere göre Galatasaraylı yetkililer Yusuf transferi için Yeni Malatyasporlu idareciler ile görüşme yaptı ve sözlü tekliflerini iletti. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği not düşüldü. Galatasaray yönetiminin Falcao ile görüşerek devre arası yolları ayıralım teklifini sunduğu öğrenildi. Ancak Kolombiyalı golcüden gelen yanıt sarı kırmızıları şoka uğrattı. 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvet ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul edeceğini yönetime iletti. Bu rakamın 9 milyon euroyu bulması nedeniyle Galatasaray'ın eli kolu bağlanmış durumda. Falcao krizinin nasıl çözüleceği merak konusu. Fenerbahçe'den Simon Davy sürprizi. Fenerbahçe'nin stoper için tek adayı Sokratis değil. Çıkan haberlere göre sarı lacivertler fil dişi sayılı stoper Simon Daly'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe 29 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Kuru Buruş geçen sene Daly için Slavia Praha 2.5 milyon euro ödemişti. Sizce Simon Daly Fenerbahçe'ye gelir mi? Mesut ile ilgili sponsor iddiaları. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tecrübeli oyuncunun transferiyle ilgili çabasının olduğunu doğrularken Mesut Özil'i çok severim. Fenerbahçe'yi de çok seviyorum. Bir çabam var. Arsenal ile sözleşmesini hallettiği anda favori Fenerbahçe olur. Detayları tam olarak anlatamıyorum. Başkan Ali Koç açıklar. Yakında güzel haberler alabiliriz dedi. Transferde aracı olan Ilıcalı'nın sarı lacivertlere ekonomik olarak da önemli bir katkı sağlayacağı öğrenildi. Yeni dijital platform Exxen markasıyla Mesut'a sponsor olacak Ilıcalı'nın yıldız oyuncunun maliyetinin büyük bölümünü karşılayacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Brezilya yıldızı Luis Gustavo için yine bir Fransız ekibi devreye girdi. Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sık sık ismi Lyon ile anılan Luis Gustavo için bu kez de Monaco'nun girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Gustavo için temasların başladığı belirtilirken özellikle Monaco teknik direktörü Niko Kovac'ın oyuncuyu çok beğendiğine değinildi. Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Nabil Diran için Fas basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Çıkan habere göre Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Nabil Diran'a kulüp yönetimi istediği kulübe gitme izni verdi. Fenerbahçe'nin bonservis istemediği 34 yaşındaki Faslı kendisine kulüp aramaya başladı. Haberin detayında Dirar'a Türkiye'den Başakşehir'in de bir teklifinin olduğu ve bunun dışında Katar ve Suudi Arabistan kulüplerinden de bazı tekliflerin geldiği belirtildi. Bugün sizler için hazırladığımız Altın Skor spor haberlerinin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.